Libya'nın Derne şehrinde sel ve fırtınanın etkili olması sonucu iki baraj yıkıldı. Bir felakete dönüşen durum binlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin ise kaybolmasına neden oldu. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Libya'da yaşanan olay sonrası Türkiye'deki baraj ve göletlerin dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alır götürür onu. Değiştirmek dediğimiz, arkadaş ben bu kapağı açarsam veya ani bir tehlike olduğu zaman. Dernede şiddetli yağış ve kasırganın etkisiyle oluşan taşkının barajlar tarafından kontrol edilemediğini hatırlatan Yıldız, barajın kırılmasıyla yaklaşık 20-25 milyon metreküplük su hacminin derneğe aktığını kaydetti. DSİ kayıtlarına göre ülke genelinde 861 baraj bulunduğunu aktaran Yıldız, Türkiye'de daha önce herhangi bir baraj yıkılması olayıyla karşılaşılmadığını söyledi. Derne barajının rezervuarında biriken su toprak dolgu barajın üzerinden aşarak barajın gövdesini oymaya ve hasara uğratmaya başladı. Kısa süre içerisinde bu toprak dolgu baraj daha önce de bazı taşkın riskleri altında olduğu için ortadan kalktı ve yaklaşık 20-25 milyon metreküplük büyük bir su hacmi derneye doğru yol almaya başladı. Derne'nin hemen girişindeki diğer barajda, o da yaklaşık 35-40 metre yüksekliğindeki diğer barajda, Mansur Barajı, o da bu kadar büyük bir taşkının etkisine dayanamayarak o da tamamen harap oldu ve çok büyük bir su kütlesi derneği yaklaşık 5-6 katlık, 7-8 katlık apartmanlar yüksekliğindeki bir taşkınla su seviyesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu durum tabii ki çok büyük bir can kaybına neden oldu. Aslında eğer bu barajlar, yani sulama ve taşkın koruma amacıyla gerçekleştirmiş bu iki baraj işlevlerini yerine getirebilecek kapasitede olsalardı bu kadar büyük bir can kaybı ve hasar oluşmayacaktı. Bizim yaptığımız araştırmalar barajların tamamen gövdelerinin ortadan kalktığını ve şu anda yeni bir kasırga veya şiddetli kısa süreli yağış gelmedikçe böyle bir tehlikenin olmadığını gösteriyor. Ama aynı bölgeye daha önce de bazı şiddetli yağışlar geldiği ve taşkın riski yaşandığı için bölgenin tekrar gelecekte bu riski yaşama ihtimali tabii ki var. Bizim DSİ kayıtlarına göre 861 adet barajımız var. Bu 861 adet barajımız Türkiye geneline yayılmış durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye yaklaşık %90'ı sismik aktivite içerisinde olan bir ülke. Bu açıdan baktığımızda bu barajlarımızı yaparken de işletirken de biz birçok riske karşı güvenlik katsayılarını çok yüksek tuttuk. Bu nedenle de karşılaştığımız, yaşadığımız birçok büyük, şiddetli depremlere rağmen barajlarımızda bizi çok büyük endişelere sürükleyebilecek hasarlar oluşmadı. Bazı yüzey çatlakları ve küçük hasarlarla bu işleri atlatabildik. Bu açıdan bakıldığında Türkiye barajlarının çok büyük bir bölümünün güvenlik riskine karşı emniyet katsayılarının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Öyle şeyler söylerim ki size, öyle şeyler söylerim ki.